Akıl Beyin Kültür Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cinsiyet ve cinsiyetsizlik ikilemini konuşacağız. Biliyorsunuz cinsiyet ve cinsiyetsiz ikilemini konuşurken biz iki kutuplu düşünerek, yani burada şeytanı ve şeytanın avukatını da düşünerek, aynı zamanda kendi görüşlerimizi söyleyerek burada serbest bir tartışma ortamında konuşuyoruz. Bu konuda yani ben de merak ediyorum, acaba diğer hocalarımla aramızda böyle bir konuda fikir ayrılığı olup da bunu ve doğru bir şekilde tartışıp da bunun sonucunda bazı yeni şeyler öğrenebilecek miyim diye merak ediyorum. Böyle bir tartışmadayız. Çünkü bizim her tartışma aslında bir gelişme amacıyla oluyor. Yani buradaki bizim hedefimiz zıtları çarpıştırarak, Namık Kemal'in meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Müsaademeyi efkardan barikayı hakikat çıkar diye. Fikirlerin çarpışmasından hakikat kılımcıları çıkar, taşlar gibi. Biz burada fikirleri çarpıştıracağız, hakikati bulmaya çalışacağız. Bu nedenle bilim demek hakikati bulma yolculuğu demektir aslında. Bunu konuşacağız. Ben bu arada akademik korumuza teşekkür edemiyorum. Çünkü akademik korumuz bugün COVID'e takıldı. COVID'e takıldığı için şu anda izolasyon amaçlı gelemiyorlar. Fakat eski kaydımızı biz gene müziksiz olmaz bu diyerek bugün size vereceğiz. Beyin Kültür Programı'nda cinsiyet, cinsiyetsizlik demiştik. Neden bu önemli? Çünkü burada Birleşmiş Milletler'in verdiği bazı cinsiyet politikalarıyla ilgili kararlar var. Ve her sene bu kararlar konusunda Dünya Ekonomik Forumu, hani bizim Davos dediğimiz toplantılarda küresel cinsiyet eşitsizliği raporu hazırlanıyor. Küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda dünyadaki ülkelerin durumu soruluyor. Şu anda dünyadaki cinsiyet eşitsizliğine en çok hangi alanlarda cinsiyet eşitsizliği diye tanımlanmış. Mesela cinsel temelli yapılan ayrımcılıklar, ekonomik katılım yönünde ayrımcılıklar, fırsat eşitliği açısından ayrımcılıklar, eğitimsel kazanım açısından ayrımcılıklar, sağlık ve siyasi güçlendirme olanaklarıyla ilgili yapılan cinsiyetle ilgili ayrımcılıklar. Bunlarla ilgili somut veriler var. Bu ayrımcılık gerçekten birçok toplumda yapılıyor. Kültürel olarak yapıyor. Farkında olmadan yapıyor. Şirketler, işletmeler yapıyor. Yani bu ayrımcılıklar var. Bu ilkesel olarak cinsiyet eşitliğinde şunu da söylemek istiyorum. Yıllar önce daha üniversite bizim kurulmamıştı. Hastaneye bir Amerikan bir hocamız gelmişti. Daha sonra da biz şu anda emekli Amerika'da. O dedi ki ya o belli 70 yaşın üzerinde üniversitede çalışıyordu. East Tennessee'de Bristol Üniversitesi'nde. Bizim hastaneyi ziyaret etti. 70 yaşın üzerinde olduğu için merak edip sorduk kendisine. Dedik yani siz bu 70 yaşın üzerinde hala üniversitedesiniz, çalışıyorsunuz. Orada bir bu konuda bir şey yok mu size? Nasıl imkan veriyor? Hayır dedi. Bizde Amerika'da 3 şey konusunda eşitlik çok önemlidir dedi. Birisi yaş ayrımı yapmaz. Bir insan üretkense yaş ayrımı yapmadan ona bütün haklar verilir. Yani bilimde yani mühim olan kişinin üretken olmasıdır. İkincisi ırk konusu dedi.
üniversitelerin politikalarını belirliyor. Irk konusunda da etnik ayrımcılık yapmayız dedi. Üçüncüsü de cinsiyet dedi. Cinsiyet konusunda biz ayrımcılık yapmayız, liyakata bakarız dedi. Benim o zaman beni çok kulağıma kötü olmuş. Amerikalı. Yine sözde kalmış. İrlanda kökenli bir Amerikalı. Yani onu söyledi. İşte Amerika'da üniversite... Norman Moore ismi. Amerika'ya benim hatırladığım üniversiteyi akademisyenler 1965'te kabul edilmiş ilk. Çok uzak bir zaman değil yani. İşte o bunu söyledi işte şu andaki bu, en azından bugünkü öyle bir politika bir ama eskiden tabii öyle değil. Harvard Üniversitesi'nin rektörü dedi ki kadınlar anlamıyor bu işlerden dedi ve Harvard Üniversitesi'nin mütevelli heyeti toplandı. Adamı görevden aldı ve yerine kadın rektör atadı. Tabii. Hemen yani. Tabii. Ya bu küresel başlak. Politika evet. Yani gerçekten bu ön yargıdır bu. Evet. Mesela onun yaptığı ön yargı yani insanların cinsiyetine göre değil liyakatına göre hareket edecek. Evet. Yani bu dedi çok önemli bir şey ölçüdür. İyi ki de böyle bir politika var. Fakat bu politikaları ideoloji haline getirenler de var. Benim burada bazı tespitlerim var. Onu da söyleyeceğim. Yani bu cinsiyetsizlik ideolojisi haline getirip de bunu böyle kötüye her iyi hareket her zaman kötüye kullanıcılar vardır. Yani ben bazı kötüye kullanma örnekleri var. Bunu burada konuşmak istiyorum, tartışmak istiyorum. Yani burada bu konuda söyleyecek çok şeyimiz var ama yani ben evet. Yine hanımlara cinsiyet fırsat pozitif ayrımcılığımızı yaparak sizi bekleyin. Ben hocam aslında siz vereyim. Demin cinsiyet diye bahsettiğiniz şey toplumsal cinsiyet. Tabii. Yani sosyal konumlar açısından bakıyoruz. Sosyal statüler, sosyal bir varlık olarak kadınlıktan bahsediyoruz. Zaten female olmakla woman olmak farklıdır. Yani dişilik ve kadınlık ikisi farklı şeylerdir aslına bakarsanız. Yani kavramsal olarak da tanımlanmış olan şeylerdir. Şimdi biz burada cinsiyet eşitliği derken genelde toplumda yanlış anlaşılan bir şey düzeltmemiz lazım. Biyolojik bir eşitlikten kimse söz etmiyor. Kadın erkek aynıdır falan gibi. Diyorlar hocam. Hayır. Biyolojik bir eşitlik. Çünkü biyolojik olarak boylarımız daha kısa ortalamaya bakarsanız. Tamam. Efendim söyleyeyim kromozomlarımız farklı. Beden yağı daha fazla. Olabilir. Kasım göğüslerimiz var. Ya sahip olmadığımız şeyler var. Ya fiziksel olarak farklıyız. Ya bu çok aşikar bir şey. Mesele bunun ortadan kalkması değil. Yani üzerinde gender dediğimiz şey. Yani toplumsal cinsiyet dediğimiz şey. Ve burada bahsedilen şey de o. Kadınları çıldırtan şey o. Biyolojik olarak farklı olan bir tür olduğumuz için bizi ama daha az maaş ediyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği dememiş. Evet. Bak, Davos. Evet. Küresel cinsiyet eşitsizliği demiş. Evet. Toplumsal dememiş. Evet. Toplumsal demeyince bazıları buradan durumdan vazife çıkarıp tabii. Şu anda şey yapıyorlar. Ama özellikle orada... aseksüel şu anda Amerika'da ben aseksüelim demek ünlüler arasında meşhur oldu. Evet. Ve bu aseksüellik şu anda ideoloji olarak aslında onlar aseksüel de biseksüel. Evet, evet. Ya burada aseksüelliği propaganda haline getirdiler ve bunu yani topluma örnek olarak sunuyorlar. Yani üçüncü kimlik olarak aseksüelliği sunuyorlar. Ve en önemlisi de transseksüelliği savunuyorlardı. Transseksüellik yani biyolojik, yani geçenlerde 500 bin İngiltere ile Amerika'nın birlikte yaptığı büyük bir genetik araştırma var küresel olarak. Orada küresel olarak acaba 500 bin kişinin üzerinde üçüncü cinsel kimlikle ilgili bir gen var mı diye yayınlandı. Ben de Twitter hesabımda paylaştım orijinal makaleyi. Orada 500 bin kişi üzerinde yapılan şey de böyle gen haritası çıkarıldığı için yapılabiliyor. Cinsiyetle ilgili alanlara bakılıyor ve hiçbir üçüncü cinsel kimlikle ilgili bir genetik kod yok. Zaten bizim buradaki şu anda bilimin ortaya çıkardığı gerçek de şu, biyolojik cinsiyet genetik sizin dediğiniz gibi ama toplumsal cinsiyet kimliktir adı. Evet. Kimliktir, bu sonradan öğreniliyor. Anne öğretiyor, baba öğretiyor, toplum öğretiyor. Şimdi burada şu anda mesela benim itiraz ettiğim İsveç'te burada cinsel eşitlik olarak en üst sıralarda olan İsveç, Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde çocuklar anaokulundayken çocuklara, erkek çocuklara mavi, kız çocuklara pembe giydirmeyin diyorlar. Cinsiyet eşitsizliği olmasın diye. Yani çocuklar böyle erkek biyolojik cinsiyetine uygun bu toplumsal konuda bir seçim yapıyor. Onların kültüründe erkek cinsiyeti, kadın cinsiyeti veya aseksüel üçü de olabilir diyor. Eğer biz de ülke olarak politikamızda bunu üçüncü cinsel kimlik olarak aseksüelliğe
seçiyorsa Kore mesela, Kore'de K-pop diye bir şey çıktı. Onlar aseksüel gençlik hareketi. Yani bir kültürel olarak tercihimiz varsa o durum. Yani bu bir kültürel bir konu. Sonradan öğrenme bir konusu. Onun için buna da o zaman kültürel olan şeye de karşı çıkma hakkımız var. Onu da kullanacağız o zaman. Yani ben orada sizi kullanıyorsunuz zaten hocam. Kullanacağım zaten. Onun için ben bu şeyle ilgili söyle 13 maddelik bir itiraz yazdım. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Ya ama şimdi bir ifrattaydı, şimdi tefrite düştü. Bu sefer de tamamen kaldırıldı. Halbuki orada birçok 6284 nolu yasa bundan dayanarak çıkmıştı. Ve bu yasa gerekli bir yasaydı. Oradaki revizyon yapmak yerine tamamen işte doğu bakışıyla ya ifrat ya tefrit, tulumcu yani ya hep ya hiç ki bakışı altında harcandı gitti o sözleşme. Halbuki ıslah edilmeliydi o. Yani bizim kültürümüze uygun hale getirilmeliydi. Yani onu da duramadım söyledim Sultan Hocam. Vallahi Sultan Hocam meseleyi biyolojik açıdan değerlendirir. Yani insanları böyle davranmaya iten, seksüel açıdan normal diye tanımlanan, o mainstream'in dışına doğru, ana akımın dışına doğru iten biyolojik sebeplerden, hormonal sebeplerden hoca bahseder. Ben bunları değinmiyorum. Benim söylemeye çalıştığım insanların bu eşitlik kavramından algıladığı şey ve genelde yükselen itirazların biraz bilgisizliğe dayandığıyla ilgili. Yani insan aynı zamanda bir kere kadınların makam mevki konusunda özellikle yönetsel konumlarda inanılmaz bir eksikliği var. Yani Türkiye'deki üniversitelere bakın kaç tane rektör var? 200 küsur tane üniversitenin arasında yok. Kaç tane vali var? Yok. Belediye başkanlarına bakın. Yok. Mecliste bile temsil hep erkeklerden az. Yani lütfedilmiş. Üstelik de ben bir ara bakmıştım. Yani rektörlere falan ya da baktım. İran'da çok ama. Onlarda çok. Onlarda bize göre onlarda? Çok daha. Demek ki kadın hareketi güçlü. Çünkü bir iddiayı, İslami bir iddia bile olsa onu savunacak kadına ihtiyacınız ya, var. Tabii. Sırf erkek erkeği olmuyor. Kahvehanedeki muhabbet bile eksik kalmaya tabii. başladı. Erkeklerde niye tablo oynuyor kadınlar da. İran'da mesela bu yüksek aynı, enteresan. Bu çünkü kadın. Böyle değil. Bir davanız varsa esas kadınlar sahipleniyor. Aslına bakarsanız bu muhafazakar davalarda bile kadın gücü çok belirleyici oluyor. Onun için hani kadınları tamamen böyle evinde otursun, çocuk baksın, onlar zaten bir şey yapmasın, ikinci sınıf olarak dursunlar. Bunlar sağlıklı şeyler değil. Ve buradaki itiraz buradan kaynaklanıyor. Kadınları binlerce yıldır şiir yazmış, erkek adıyla yayınlamış, abisinin adıyla yayınlamış, bilmem ne yapmış. Resim yapmış, başkasının adıyla resmi yaptım diye kayda geçmek zorunda kalmış. Bilim yapmış, kocası gitmiş Nobel ödülünü almış, bilmem nesi almış. Kadınlar sürekli olarak binlerce yıl geri planda bırakılmış. Üretken güçleri dışarıda tutulmuş. Bir tane de eş Nobel'i yapmak lazım o zaman. Bir tane de eş durumundan Nobel yapmak lazım. Anladım. Bir yere gelen kadınlar, bakın bugün bile ben yönetim kurullarında kadın derneğinde uzun zamandır çalışıyorum. Yani mentor olarak orada destek veriyorum. Yönetim kurullarına bakın şirketleri. Yönetim kurullarında bir iki tane mutlaka süs olarak kadın bulunur. Ya bu sebep mi sonuç mu hocam? İkisi bir daha. Bin yıllık şeyi anlatıyorum hocam. Ya geldiğimiz nokta bu ya Türkiye anda, için değil. Şu anda bir o yönetim kuruluna meclise girmeye liyakatlı bir kadın vardı. Önü mü kesildi? Evet. Aynen öyle oldu. Kastediliyorsa o zaman o şeydir. Hocam bak ben size şöyle söyleyeyim. Bu konuma bak hassas noktama dokundunuz. Tamam. Kadınlara pozitif ayrımcılıktan bahsetmiyorum. Erkeklere binlerce yıldır pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Erkekler çok liyakatli olduğu için mi yönetim kurullarında? Çok mu güzel yönettiniz her şeyi? Milleti, meclisi çok mu güzel yönetiyorsunuz? Bu dünyaya çok mu katkıda bulundunuz? Ne yaptınız iyi bir şey yani? Bir söyleyin. Yani öyle bir şey oluyor ki kadınlar liyakatsiz olduğu için gelemiyor. Bu demektir ki oradaki erkekler liyakatli olduğu için geldi. Ben öğrenmek için söylüyorum. Yani bir liyakatli olup bir kimsenin... Hocam damarına önünü... basıyorsunuz ya. Vallahi billahi ya. Ya damarınıza basacağım ki hakikat çıksın hocam. Hititlerden ve Amazonlardan beri durum hala tersine dönmedi. Erkek egemen bir dünya. Erkekler liyakatli oldukları için orada değiller. Değil. Erkek oldukları için tamam. Oradalar. Sıkıntı burada. Kim liyakatliyse o gelsin bakalım yani ne oluyor. Ben mesela kadın siyasetçilere bakıyorum, siyasete girenlere. Yani işe tam vermiyor kendini. Erkekler evde veriyor çocuğu mu? Var, evde çocuğu var. Erkek veriyor ya. Hatta bir erkek millet... Çok iyi vermişler bak, kendilerine Allah'a bak. Erkek milletvekili örneğini anlatayım bak. Bu bir psikoloğa gelmiş Ankara'dan bir psikoloğa. Gelmiş oğlunu getirmiş ergenlik döneminde sorunları var diye. Demiş ki işte babanın biraz zaman ayırması lazım filan. Konu oraya gelmiş. Tabii ya demiş ben ona liseye girerken istediği gibi davranır diye söylemiştim diyor.
orada demiş ki baba ben zaten lisedeyim dedi. Evet. Düşün. Yani çok anne baba çocuğun bu lisede olduğunu bilmiyor. Bu kötü. Bu berbat baba, bir şey. Baba rolüyle anne rolünün karışması burada bak. Evde ailede rol paylaşımı vardır. Bunu bilmiyoruz. Kadın rolü var. Anne rolü var. Baba rolü var. Kadın rolü var. Eş rolü var. Bir de çalışan kadında erkekte iş adamı rolü var. Çalışan kadında da şey rolü var. Yani iş kadını rolü var. Kadın çalışan değilse ev hanımı ise ev hanımı rolü var. Ev hanımını erkekler rol olarak görmüyor. Erkekler sorumluluk olarak görmüyor. Yani sen ne yapıyorsun ki de yediğin önünde yemediğin arkanda. Sen rahattasın diyor. Halbuki kadın özellikle çocuk büyüdükten sonra çocuklar ilk o ilk senelik döneminden sonra kendini sosyal alana dahil olmak istiyorlar. Bu isteklerini gereksiz görüyorlar. Bu gereksiz görme yüzünden en çok çatışma buradan çıkıyor. Şiddet oranının bizde çok olmasının sebebi bizim kültürümüzde kadınların görünür olmasına ilgili psikolojik sosyal engeller var. Yani ondan dolayı burada da bu biraz sosyolojik değişimler zaman alacak değişimler. Yani burada sosyal dahil olmasına bir kadın oturup da dedikodu yapıp da televizyon dizi izleyeceğine gidip sosyal faaliyette bulunsun. Tabii erkekler de dedikodu yapacakları yerde kahvede gitsinler. Kahvede dedikodu yapacağını akşam evine gelsin çoluğun çocuğun arasında. Her yerde dedikodu yapıyorlar. Niye kadınlara dedikoducu diyorsunuz? Erkek siyasette de en dedikoducu. Yok kadınları savunuyorum gene. Gene bir kuyu bu. Birazcık beyne taşıyor. Hocam dedikoduları savunuyorsunuz ama kadınları orada bir şey veriyorsunuz. Bir sıfatla örtüştürüyorsunuz. Dedikodunun hasını erkekler yapıyor. Yani bugün bütün her yere bakın. İş dünyasında, ya siyasette, kadın, sporda, futbolda. Kadınların konuşma becerisi daha gelişmiş erkeklere göre. Hocam o biyolojik olarak değil. Öyle değil mi ya? Şimdi şöyle bir şey aslında. Yardıma geldi. Olaya şöyle gireyim. Şimdi biz tabii cinsiyetleri böyle kadın erkek 0-1 gibi ayırıyoruz ama bu tabii biyolojik olarak bu kadar her zaman net değil. Bu niye net değil? Şimdi eskiden pembe mavi nüfus kağıtları vardı. O değişti. Herkesinki aynı renk oldu. Ben değiştirmiyorum onu hocam. Benimki şey duruyor. Aynı duruyor hocam. Mavi duruyor pardon. Şimdi normal bakıldığı zaman aslında cinsiyet insanların beyninde yer alıyor. Tabii. Yani bu kesin bir şey yani. Çünkü erotik yönelim dediğimiz o karşı cinse yönelim ya da kişinin kendisini aseksüel hissetmesi ya da aslında his olarak aseksüel ama aslında biseksüel. Yani her iki cinse de erotik ilgi duyuyor. Hiçbirini duymayana ne diyoruz? Aseksüel. İşte o da var. O da var ama şöyle bir durum var. Yani aslında bu bizim anlat 90 yaşta 80 yaşta sonra herkes aseksüel değil mi? Evet, hormonal ve beyinsel eksikliklerden dolayı. Şimdi normal bakıldığı zaman aslında biz kendimizi erkek kadın sınıflarsak da doğada bu kadar şey keskin değil. Mesela balıkların birçoğu vardır hermafrodittirler. Yani belli dönem erkek, belli dönem dişi olabiliyorlar. Mesela bizim bir balığımız vardı burada, rahmetli oldu. O mesela palyaço balıkları, mesela onlar anemonlar arasında şeyi vardır, kolonisi. Dişi balık şeydir, onun koloni başıdır. Bir şekilde dişi gerideki herkes şeydir, erkek. Ve o dişi balık, kraliçe öldüğü zaman geride kalan erkeklerden potansiyeli en yüksek olan cinsiyet değiştirir ve dişi olur. Bu birçok balıkta var. Yani balıklar familyasında bu çok geniş bir şey. Şeylerde mesela çok ilginçtir. Kertenkele gekolar denen o kertenkele benzeri şeylerde yumurtayı bıraktıkları yere göre cinsiyet belli oluyor. Çok mesela soğuksa 26 derecede hepsi erkek çıkıyor yumurtadan. 34 derece ise hepsi dişi oluyor. Yani doğada bu geçişler aslında çok şey. Akışkan, kaygan. İnsana bakıldığı zaman da aslında bizim cinsiyet kodlamamız anne karnında oluyor. Özellikle 5. 6. haftada belli bir biyolojik değişiklik oluyor ama orada ilginç olan şey şu bence. 5. 6. haftaya kadar bütün erkekler de dahil anne karnındaki yavru dişi olma yönünde bekliyor. Herhangi bir uyarı gelmez ise hepimiz dişi olacaktık. Orada bir müdahale oluyor. Tabii bir müdahale oluyor şeyden. Erkeklerin Y kromozomu üzerinde yer alan özel bir gen bölgesi, erkeklik belirleyici faktör ya da testis belirleyici faktör var ise o 5. 6. haftada devreye giriyor. Kromozomun X'i olsun fark etmiyor. Yani genetik erkek olsa bile 6. hafta mı hocam? 5. 6. hafta. Oradan salınan hormonlarla yani kromozomların açılması ve genlerin çalışmaya başlamasıyla genler eğer erkek ise
dişil yönde gidecek o yavrunun cinsel organlarını, iç organlarını, işte yumurtaya değil de testise çevirir. Erkek. Zigotlar baş dişi. Hepsi dişi. Hepimiz 5. 6. haftaya kadar dişil yönde. Yani doğa aslında dişil yönde başlıyor olay. Ve bu SR dediğimiz şey yoksa kromozomun üzerinde o yavru otomatikman dişi olur. Fakat orada ilginç olan şey şu. Bu taslak dediğimiz şey, o SR varsa erkek yönüne geçtiği zaman, bu tabii bedensel olan bir şey değil. O çocuğun beynini erkek cinsiyet olarak mühürlüyor. Beyinde bazı değişiklikler oluşuyor. Belli ağları, belli beyin bölgelerini, şimdi medial, preoptik alan, ventromedial çekirdek gibi şeyler var. Onları farklılaştırıyor ve dişil bir beyni erkek bir beyne çeviriyor. Bu kişi daha sonra erotik yönemi dişileri olacak şekilde kodlanıyor. Yani doğduktan sonra. Tabii sadece burada olmuyor. Daha sonra dış cinsel organlar gelişiyor. Belli bir süre sonra. Onlar da birbiriyle homolog zaten. Yani erkeğin cinsel organlarıyla kadının cinsel organları homolog. Yumurtalarla testis ve diğerleri birbirinin benzeri organlar. Sadece yapıları farklı. Sonra bir de ergenlikte bir mühür daha vuruluyor. Böylece ne? Cinsiyet ortaya çıkıyor. Ama temelde cinselliği belirleyen, cinsiyeti belirleyen beyindeki şey kodlama. Orada bozukluk olması ama gerekiyor. Şöyle bir şey oluyor. Yani doğada tabii biyolojik yapılar fabrikasyon gibi olmuyor. Yani bu çocuğu anne karnında 9 ay duruyor. Annenin stresi, hormonları, aldığı bağımlılıkla ilgili maddeler, alkol. Bunlar bu dengenin her zaman uygun kodlanmasını yapamayabiliyorlar. Dolayısıyla çocuğun içinde bulunduğu, annenin içinde bulunduğu ortam, maruz kaldığı şeyler, stres faktörleri ya da hormonlar, biz ne kadar dışarıdan doğan kişiyi erkek ve dişi diye kodlasak da desek de aslında cinsiyeti bir spektrum olarak kodluyor doğa. Ben en uçta erkek, tam erkek diyeceğimiz bir yapı var. Ben ona G.I. Joe diyorum bu oyuncaklardan. En sonda da pembe Barbie bebek var. Ama aslında arada geniş bir spektrum var. Bunu biz insanlara bakınca da görüyoruz. Yani erkek diyorsunuz görüntü olarak, dış görüntü olarak. Ama feminen özellikler var. Değil mi? Yumuşak ses, naif davranışlar ya da kadın görüntüsü var ama baktığın zaman erkeksi, maskülen özellikler barındırıyor. Aslında bu dışarıdan gözüken bir şey. Yani tabii ki bir bunun görüneni var, bir davranışsal olan var, bir de kişinin kendi hissettiği var. İşte ben aseksüelim, biseksüelim ya da heteroseksüelim diye kişi tercihlerde bulunabiliyor. İşte bu dönemlerdeki, cinsiyetin beyinde kodlandığı dönemlerdeki bu hormonlardaki ya da kimyasal maddelerdeki dalgalanmalar bizim sonraki cinsel kimliğimizi, kim olduğumuzu, daha doğrusu erotik olarak kime yöneleceğinizi yani belirliyor. Şeyi olarak yani sekonder seks karakterleri genetik olarak doğuştan belli. Ama ben doğum oranlarında bir araştırdım aseksüelliği. 100 bebekten 1/7'si aseksüel doğuyor. Zaten eşcinsellik de aynı. Bütün dünyada yani kültürel olarak da değil. Yani %2 ile 3 arası bütün dünyada değişik bölgelerde eşcinsellik oranında %2 ile 3 oranında. Ama Los Angeles'ta 3. cinsel. Ha, orada şöyle yerleşmeye ait şeyde San Francisco'da. Orada rahat ettikleri için oraya gidiyorlar. Doğumsal olarak yani %1-3 ya da yani sonradan. Aseksüellik de aseksüel şey interseks. %1/7 aseksüel interseks. Yani onunla genlerde değişiklik var. Yani bunu tabii şöyle, sadece mesela gene bağlamak, yani tek gen olmadığı için o gen bulmak mümkün olmayabilir. Tabii. Çok faktörlü ama bir mesela şey. Mesela çok işte biraz erkek özelliği, klitoris büyük çık doğuyor, erkek zannediyorsun. Evet, şey öyle. Ameliyat işte, oluyorlar sonra onlar. Bu Klinefelter sendromu, bazı mankenler falan var aslında. Onlar androjen, yani böyle uzun boylu, hiç kılları olmayan vücutsal. Uzun boylu manken kadınlar var mesela. Onların mesela bir kısmının şeyi var. Androjen hipersensitivite şeyi var. Yani hormonal bozukluktan kaynaklanan o şekilde gözüküyorlar. Uzun ve tüysüz olmalar androjen azlığında. Androjen direnci denen bir şey var. Ondan kaynaklanıyor mesela gelişim sırasında. Ama mesela genetik olarak şeyler de var. Bizde tıpta çok öğretildi. Turner sendromu denen mesela kromozomu X ve 0 olan var. XX olursa kadın, X0 olursa ne oluyor? Yarı kadın. Yarı kadın çünkü mesela rahmi gelişmemiş, yumurtalıkları gelişmemiş, kısır. Evet. Ya da mesela XX'ye var. İnterseks. Evet, evet. Mesela XX'ye var. Klinefelter dediğimiz dış görünüşü erkek, penisi var ama aynı zamanda göğüsü var.
XX'ye hem kadın hem erkek üst üste oturmuş. Tabii. Daha sonra bunlar bir tercihte bulunmak zorunda tabii. kalıyor mesela ameliyat açısından ya da başka şeylerden. Çoğu ameliyat oluyor onlar. Evet, %1-10'da işte, en yüksek ya. Çok yüksek. Ama bakıldığı zaman yani bizim ayrımımız biraz şey oluyor. Yani aslında cinsiyet spektrumunu gözden kaçırıyoruz biz. Bir de şeyi kaçırıyoruz. Hepimiz bir zamanlar dişiydik. Yani bunu düşündüğün zaman aslında o süreci düşündüğün zaman bu ayrımcılığın çok yapay olduğunu da düşünüyor insan açıkçası. Beyinsel olarak bakıldığı zaman. Yani şimdi şey olarak hani evrim psikolojisi açısından düşündüğüm zaman da ben bakıyorum. Eğer evrimde gelişme varsa mesela tüysüz olmak daha gelişmişlik işaretidir. Tabii zaman işte azalmış yani erkekler kıllar. Erkekler aslında evrimin daha alt tabakasında. Kadınlar açısından değil. Neyse aramız düzelsin diye. Bakın güzel bu ağzınızdan bal damlıyor böyle konuşacak. Ben zaten mesela... zaten dişil olmak yaratıcılıkla alakalı bir şey. Yani sonuçta dişil başlangıçta. Doğa zaten dişil. Tanrısal olarak dişil. Yaratmaya ve üretmeye eğilimli doğa. Evet. Onun için başlangıçta dişi oluyor ama sonradan 5. 6. haftada değişiyor. Burada mesela çok ilginç şeyler oluyor. İnsanların bazıları var çok nadir oluyor ama bakıldığı zaman erkek dış görüntüsü evleniyor. Eşi oluyor, çocuğu olmuyor. Sonra üroloğa gidiyor mesela. Bakılıyor ki kromozomları XX. Dişi. Fakat kromozomların bir tanesinin üzerinde erkek yapıcı gen var. Sadece oraya bulaşmış parça. Mesela sadece çift cinsel organla doğanlar da oluyor. Var. Yani hermafroditler var, çiftler yani. Var. Ama şu an şunun için söylüyorum. Yani biyoloji ya da evrim ideal ister tabii. Türü devam ettirmek, geni devam ettirmek için ama biyolojinin bir de sapması var. Yani %1-3 oranında. Mesela eşcinsellik üremeye katkı sağlayan bir şey değil. Biyolojik olarak bakıldığı zaman. Ama ya şey yapar tabii. Töreselleştiğini düşün onu. Böyle dünya nüfusunu azaltır. Ama %1. Tam da işte bir şeyin küresel sermayenin istediği şey. Yok onu aşılarla yani yapacaklar diye zaten iddia atıyorlar. Evet yani aynen. Evet. O konuda da bu korona aşılarının en önemli şeyi buymuş falan diye söyleyenler var. Ya, aşıyı geliştiren direkt virüsü hocam, içine koyar ikinci, gönderir ikinci aslında. İkinci bölümde komplo senaryolarını konuşalım. Konuşmaya nazikçe devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle bir konuda yani şu anda tabii ben bu Dünya Ekonomik Forumu'nun bunu her sene raporlamasını ben ilginç gördüm. Ve böyle bu demektir ki küresel sermaye bu konuyla ilgileniyor. Yani şeye rağmen ve raporda da dünyadaki %91 sene sonra dünya bu konuyu cinsiyet eşitsizliği şu andaki plana göre eşit uzaması lazımdı. Yani herkes eşitsizliği dünyada düzelecek gibi planlanmış. Bu Covid'den sonra %135'e çıkmış. 135 yıla çıkmış senaryo. Yani yavaşlamış bu Covid cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili çalışmaları yavaşlatmış diye de bir raporda böyle bir madde var. Ben hocam tabii. Siz şöyle aslında açıdan... şöyle söyleyeyim. Bu sadece Covid ile ilgili bir şey de değil. Yani bu geldiğimiz nokta Endüstri 4.0 denilen şey istihdam olanaklarını azalttığı için yani robotlar, yapay zeka şu bu. Olan eldeki istihdam olanaklarını büyük ölçüde erkeklere doğru, evi geçindirmekle kültürel anlamda sorumlu olan erkeklere doğru aktarılacağı. Bu yüzden de kadınların daha ziyade eve döneceği bekleniyor. Yani evde çocuk olan çocuk varsa onu büyütmek falan. Çünkü iş yok dışarıda ne yapsınlar? O da doğal olarak erkeklere aktarılacak diye düşünülüyor. O yüzden de önümüzdeki dönemde bir de zaten dünya üzerinde muhafazakar siyasetler de artmaya başladı. Yani bütün dünyada bütün muhafazakar ideolojilerin, siyasetlerin temelinde kadının yerinin evi olduğu düşüncesi yatar. Yani Endüstri 4.0 sonrası muhtemelen bu skilled dediğimiz yani yetenekli, dijitale hakim şu bu özel kadınlar çok yukarı çıkacak. Çünkü onların aynı zamanda EQ, IQ bilmem ne gibi birleştirme yetenekleri var. Ama sıradan işlerde çalışan kadın emeğinin eve döneceği tahmin ediliyor. Onların yerine robotların ve geride kalan az bir grupta da erkeklerin çalışacağı öngörülüyor. Şimdi burada tabii bir yandan da nüfus azalışı var. Dediğiniz önemli. Mesela Türkiye'de 2'nin altına düştü. Son yıllarda düşmüş. Çok ciddi bir mesele bu. Nüfusun 3'ün altına düşmüştü. 2'nin en son 1.89 ne öyle bir şey okudum. Çok yani çok ciddi ya. Bir şey düşüş söz konusuydu.
modernleşmenin, şehirleşmenin, ekonomik kötüleşmenin sonucu bunlar. Yani çocuğunuz oluyor, nerede okutacaksınız? İyi bir yerde okutmak isteyen insan çocuğunu ikinciyi yapmıyor ki birinciyi aktarsın kaynağı. Kaynaklar çok kısıtlanmaya başladı. Ekonomik olarak da zorda kalmaya başladı. Beklentiler arttı. Yani eskiden çocuğu doğru sokağa sal, ne varsa onunla yetinsin. Öyle yok. İnsanlar iletişim kanalları üzerinden iyiyi görüyor, lüksü görüyor, pahalıyı görüyor, kaliteliyi görüyor. Onu talep ediyor. Ve o yüzden de herhangi bir şey yapmanıza gerek olmadan, özellikle de eğitimli nüfus, Türkiye'nin batısında olan nüfusta daha da yoğun bir biçimde tak diye kestiler, yani doğum oranları çok düştü. Avrupa'da aynı şey sıkıntı, yani sürekli olarak doğumu teşvik etmeye çalışan işte önlemler alınıyor. Geçenlerde Çin'de de duydum, yani normalde bir çocukla sınırlanmışken serbest bırakmışlar, ama teşvik veriyorlar. Ona rağmen nüfus azalmaya devam ediyor. Yani doğum oranları kültürel düştü. Bir şey de dönüştü. Ama burada şimdi cinsiyet eşitsizliği meselesini, yani küresel sermaye bunun arkasında derken şunu unutmayalım. Yani burada bir komplo var ve bütün dünyayı tek cinsiyete dönüştürmeye çalışan bir şey değil o. Cinsiyet eşitsizliği, ben burada bu işi yaparken 5 lira alıyorsam Sultan Hoca da 5 lira alacak. Söylemeye çalıştığı şey bu. Artı eğer ben doğum yapacaksam, benim doğum yapmamı ve üstelik de yeteneklerim çerçevesinde kariyerime devam etmemi istiyorsan Sultan Hoca için böyle bir şey ayırmana gerek yok, ama benim için ekstra bir izin yaratman lazım. Emzireceğim. Emzirmem için zaman tanıman lazım. Çocuğum için kreş oluşturman lazım. Çünkü benim potansiyelimi evde bırakamazsın. Belki Sultan benden daha iyi konuşmacı değil, ama ben çocukla doğurduğum için Sultan alıyor o işi. Kusura bakma hocam. Burada şey yaptığımız ben. İçin. Ben çünkü şunu söyleyeyim. Ben de iki tane çocuk doğurdum. Kolay bir şey değil. Ve benim erkek meslektaşlarıma göre ben çok daha fazla çalışmak zorunda kaldım. Hafta sonları çalıştım. Yaz tatillerinde çalıştım. Erkek arkadaşlarımızın hiçbiri o kadar çabalamadı. Evlerinde eşleri bakıyordu olan Fakat çocuklara. Şu anda bakıyoruz. Üniversite sınavında hep kızlar ön planda. Tabii birincilerimiz hep öyle. Hep birinciler ön planda. Biz üniversiteye girenlerde bak %70-80 oranında bizde kız öğrenci var. Yani i̇şte biz iyiyiz ondan. Fırsat açısından yani fırsatlar açısından epey fırsat açıldı. Açıldı. Şimdi dijitalleşme mesela evine kapalı olup eğitim alamayan kızlara da ulaşma imkanı sağlıyor. O da ayrı mesele. Bazı şeyleri oraya da götürüyor. Eğitimde, öğretimde bunu başarmışız. Bunu başardık da işte emek bu sektörüne giremiyor. Yani, erkek ben şeyde düşünüyorum mesela lisede kız erkekler, erkek öğrenci ergenliğe beraber giriyorlar. Şimdi kız erkek beyniyle kadın beyni tam ergenlik döneminde de beynin böyle blooming yaptığı, böyle hormonların coştuğu dönem. Böyle bir dönemde erkek kız arkadaşına bakmaktan kendini derse veremiyor. Hocam oynadığınız oyunun adı uzun eşek ya. Yani hangi kız uzun eşek oynamış yani ortaya çıkan durum. Bu kızlar kendi aralarında konuşurlar. Elbise, tasarım, masarım bilmem ne yaparlar. Çalışırlar, ederler. Bu ayrı mesele ama. Yani erkek beyni bloke oluyor hocam. İşte hocam, erkek çalışması biraz daha dünyevi ağırlıklı, kadın çalışması biraz daha içsel ve kendine ağırlıklı gibi gözüküyor. Burada kültürel şeyler de var. Bakın ben size kendimden örnek vereyim. Ben uzun yıllar kadın olmayı, kız olmayı reddettim. Yani blue çağına girince de çok sinirlendim. Neden böyle oldu? Benim olmamam lazımdı diye. Çünkü bütün hayatım gökkuşağını yakalayıp altından geçmek için fırtına gibi koşmakla. Çünkü bana biri dedi ki gökkuşağının altından geçersen erkek olabilirsin. Çünkü kendimi, adım da Kubilay'dı bu arada, illa Kubilay olacağım diye tuttum. Niyeyse böyle bir şey takmışım kafayı. Neden böyle olduğumu düşünüyorum. Çünkü bütün anneannem, işte evdeki durum, mahalledeki durum, sürekli olarak kız çocuklarının işte başınızı öne eğine geçin şuradan. Kız çocukları o saatte eve gelmez. Erkek çocuklar bahçede futbol oynuyor. Kızlar evinde oturacak. Yani benim böyle bir şey kabul etmeme imkan İçindeki yok. İçindeki anarşist kabul etmiyor. Kabul etmiyor tabii ki yani. Orada futbol da oynayacağım. Onun için de handbolde kalecilik bile yapmışlığım var. Basketbol oynadım, atletizm yaptım, bilmem ne yaptım. Yani nihai noktada yani ruh dünyam, biyolojik dünyam bir dişi. Yani zaten ilk aşkım Tom Mix'ti. Suzi'ye aşık olmadım, Tom Mix'e aşık oldum. Ama onun dışında baktığınızda çok nefret edilesi bir şeydi. Kaçmaya çalıştığım şey biyolojik kimliğim değildi. Beni sıkıştırmak istedikleri çerçeveydi. Ve zaten toplumsal cinsiyet eşitsizliği bunu yıkmaya dayalı. Böyle kız çocuklarına evde oturup koca beklemeyi şey yapamazsınız, empoze edemezsiniz diyor. İsteyen oturur ama çalışanın önünü açacaksınız. Yani orada adı Ali Veli olanın önü benimkinden daha kolay açılırsa problem çıkar. Benim ailem taş gibi durdu arkamızda. Ablam elektronik mühendisi.
koca 150 kişilik sınıftaki 3-5 tane kızdan bir tanesiydi. Çünkü matematik olimpiyatlarına katılıyordu, bilmem ne yapıyordu. Bu ailem erkek çocuğuyla kız çocuğu arasında hiç ayrım gözetmedi. Ama bu bizim iyi aileler kurmamıza, iyi bir anne olmamıza falan engel olmadı. Bizim şeyde vardır, özellikle doğuda kaç çocuğun var deyince erkek çocuklarını sayıyorlar. Öyle. Öyledir. Yani öyle işte. Bu. Öyle yani mal mülk. Bu ayrımcılıktır bu. Ay, miras da aynı şey yapılıyor. Ayrımcılıktır. Tabii. Yani onun için bunlarla yani bu hak ve fırsat eşitliği konusunda eşitlik şey. Bu yani, o işte yani eşitsizlik eşitlik. Bu önemli ama mi? Bunu alıp da saptırıp da böyle üçüncü cinsel kimlik oluşturma çabaları şey. Yani bir şey ben var. Ben oradan bir şey arıyorum. Yani olayı bu tarafa getirenler. Şimdi hani bir genelleme zihinsel çarpıtması vardır. Psikolojide çok kullanılır. Kognitif çarpıtma dediklerimiz. Bu zihinsel tuzak haline geliyor. Bir kimse mesela diyelim bir doktor hata yaptı. O hatayı alıp da bütün doktorlar böyledir demek gibi. Yani bu ciddi bir haksızlık yani. Her meslekte hata yapan vardır. Yani belli bir oranda. Belli bir oranın üzerinde zaman zaman çıkabilir. Ama onu alıp da bütün herkes böyle demek bir şeydir. Haksızlıktır, hatta zalimliktir. Bu genellemeyi yaparak böyle birkaç tane o %1.7 böyle ara seks örneklerini alarak biyolojik doğanın yani genetik olarak olan doğumlardaki o hatalı diyelim kabul edilen onları alıp da bu üçüncü cinsiyetin önünü açacağız diye bir cinsiyet kimlikle ilgili cinsel kimliğini değiştirme mesela Almanya şu anda cinsel ameliyatları yasaklamış, kimlik değiştirme ameliyatlarını. Çünkü bunun yani canı isteyen ameliyat oluyor, değiştiriyor. Bu sefer bir müddet sonra tersini yapmaya başlıyorlar. Ruhsal sorunlar çıkıyor. Ancak uzman heyet raporuna bırakmış. Türkiye'de öyle zaten şu anda. Yani bir şey rapor olmadan, uzman rapor olmadan öyle cinsel değiştirme ameliyatı olmuyor. Yani en azından bir ruh sağlığı yerinde diye rapor alınıyor. Yani böyle bir şey olmazsa bu kişinin için hayati tehlike arz ediyor diye rapor alınıyor. O şekilde. Almanya'da bunu seçmiş. Yani dünyada bu konuda şey var. Yani bu sen böyle hissediyorsan böyle yaşa diyemeyiz. 18 yaşına kadar anne baba doğal vasidir çocuğun. Anne baba 18 yaşına kadar bu konuda yani kendi görüşünü söyler. Ama 18 yaşından sonra artık çocuğa bu konuda benim görüşüm böyle onaylıyorum ve onaylamıyorum diyebilir. Yani ona zorlayarak şöyle veya böyle olacaksın demek o da şey. Onun için bize bazen şeyle geliyorlar. Yani benim cinsiyetim böyle hissediyorum. Böyle olmak, yaşamak istiyorum. Bunu onun gerçekten testler var. O testlerden geçiyoruz. Cinsel kimlik. Hatta onun geçerlilik güvenlik çalışmasını da yeni yaptık. Yayınladık onu. O testte cinsel kimlik testi. Yani bir kimse mesela örnek vereyim. Rüyasında kendini diyelim bir kadın erkek gibi mi görüyor mu rüyasında? Ya da bir erkek kendini karşı cins gibi mi görüyor? İstek olarak karşı cinsi istiyor yoksa iki cinsi mi istiyor? Onun testini değerlendirmesini yapıyoruz. Senin yani hiçbir zaman %100 erkek, hiçbir zaman %100 kadın yoktur. Cinsel kimlik olarak. %60-70 erkek, %60-70 kadın oranları vardır. Bazıları da bu 90'a çıkabilir. Ama %90'ın üzerinde erkeğim diyenlere de maganda diyoruz zaten. Güzel. Hocam bir de şunu kültürel konuyu atlamamak lazım. Ben sizin ne demek istediğinizi de anlıyorum. Şimdi mesela Netflix'te falan da benim özellikle baktığım şey yani eşcinsellik normal bir şey olarak hayatın içerisinde ve hemen her filmde mutlaka evet, var. Mutlaka. Yani bunu normal kabul etmek ayrı ama mutlaka her filmin içine ejekte etme gerekliliği orada bir ivme yaratılmaya çalıştığını gösteriyor. Bu doğru. Ama bir yandan da bakın öyle şeyler yapılıyor ki mesela bu Instagram'da orada burada eşcinselleri temsil ettiğini güya tanımlayan tipler var. Garip hareket, hiçbir kadında olmayan ay uy falan gibi seslerle konuşmalar, aşırı abartılı tavırlar ve o gerçek eşcinseller için de hayatı zindan eden şey. O kadar kötü örnekler var ki milleti nefret ettiriyorlar. Yani orada insanların bir kere yatak odalarına, düşüncelerine, kalplerine, ruhlarına giremezsiniz. Tabii. Yani o neyse o. Bir de eşcinsel olmak dünyanın bütün toplumlarında çok zor bir şeydir aslında. Bakmayın daha yeni şey yaptım. Bu bir çiledir çekilecek. Tabii. Hep dışlanırsınız, hep gizlemeye çalışırsınız, hep eziksinizdir, bilmem nesinizdir. Yani insan en çok normalken, yani ana akımın içerisinde bir yerlerdeyken, kalabalığın içindeyken rahatlıyor.
o kalabalığın dışında bir yerdeyken, yani insan sadece kültürel etkilerle falan filan eşcinsel olmaz herhalde. Hayır, eşcinsellik yani, bu anlattığımız demin o gökkuşağının renklerindeki şey, kodlamayla ilgili bir şey. Yani biyolojik bir yönelim. Aslında eşcinsellik bakıldığı zaman tercihsel bir şey değil. Zorunlu bir yönelim. Zorunlu değil hocam. Zorunlu olarak, neden biyolojik zorunlu? Olarak zorunlu. Şöyle, cinsel yönelimi zorunlu. Yani zorunlu, bak şimdi üçe ayrılıyor. Biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim. Ya yani bir insan mesela Japonya'da şeyler var. Samuraylar, büyük savaşçılar biliyorsun. Çalıyor, savaşıyorlar. Fakat eşleriyle ancak çocuk olacağı zaman bir araya geliyor. Diğer cinsel yönelimleri nedeniyle eşcinsel olarak karşılıyorlar. Eşcinsel olarak cinsel ihtiyaç tamurayı. Öyle bir kültür duydum yani. Şeyde de vardır Anadolu'da, affedersiniz biraz jargon olacak ama yani böyle erkek göründüğümde şeyler vardır. Yine de dikkatli konuşun. Anadolu ayısı. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Anadolu ayısı derler yani. Görünüşleri. Yani orada hocamla anlaşamadığımız şey şu mu hocam? Yani eşcinsellik kişinin kendi seçtiği bir cinsel yönelim yani mi? Cinsel, yoksa bak, biyolojisinin zorunlaştığı yaptığı eşcinsellik şeyin, kişinin bir erkekte de olabilir. Elbette. Erkek görünümlü birisinde de olabilir. Erkek görünümlü olup da transseksüel birisinde olabilir. Eşcinsellik de transseksüellik aynı değil. Tabii. Eşcinsellik bir yönelimdir. Yani bir kişi cinsel doyumunu kendi cinsine hem değil, hem cinsiyle yapıyor. Karşı cinsine değil, kendisi. Cinsel doyumunu ama cinsel, fiziksel görünümü, gerçek eşcinsellerin çoğu da zaten erkek görünümlü eşcinsellerdir. Ya kadın görünümlü lezbiyenlerdir. Yani erkek görünümlü şeylerdir. Geylerdir. Yani onlar erkek görünümlüdür fakat şeydir. Mesela aktif pasif tarzına tanımlanıyor. Hem cinsine böyle erotik ilgi duyuyor sonuçta. Erotik ilgi duyuyor. Bu bunun bir biyolojik şeyi yok, eğilimi. Bu sosyal öğrenmeyle ilgili. Bunun işte biyolojik eğilimi olduğunu nörobilimden biz biliyoruz. Biz nereden mesela? Ben kanıt merak ediyorum. Neye dayanarak? Şimdi bu tabii... Öğrenme diye. Sosyal öğrenme diye. Yok, ben hakikaten varsa bir şu gen var diye söylüyorsan... Yok yok. Ben daha önce yok. Yani, ama beyinde mesela artık testosteron, o epigenetik işte hocam. Yani bir insan bunu... Mesela biz anneleri araştırıyoruz. Zaten tek gen olmuyor hocam yani. Epigenetik faktörler, beslenme faktörleri, tabii, annenin stresi, yani yediği besin. Şimdi sosyal öğrenme çok yerleşince biliyorsun çocuğa çok bakan erkeklerde oksitosin salgılanıyor. Doğru, yani, süt de gelir memesinden. Hatta yani o derece erkek çocuk bakmayı seviyor ki erkek, fark bakma, beyin oksitosin salgılandığı için haz alıyor. Haz aldığı için de daha çok bakıyor ve burada şey, oksitosin salgılaması artıyor. Bu epigenetik işte. Kişinin şeyle ilgili ya bu biz arka planında da onun biyoloji eğilimi vardır hocam. Yok, çocuk biyolojik karşılığı var ama biyolojik sebep değil, sonuç. Ya biyolojik zihinsel olarak bunu seçtiği için o öyle oluyor. Prolaktin salacak, oksitosin salacak potansiyeli de beyninde ona uygun vardır nöronlarında. İşte potansiyel, herkesin kadın ve erkek olma potansiyeli var. Ama işte şöyle biyolojik, şöyle sessiz genleri harekete geçiriyorlar. Ya oradaki teori hocam şu: niye eşcinsel olur bir erkek ya da bir kadın? Hı. Şimdi normalde bu erkek anne karnında dedik ya, dişil yönde bekliyor. O dönüşecek yapı var, testis ya da yumurtaya dönecek. Kendi halinde kalırsa şeye dönecek, yumurtaya, anne yumurtasına, yumurtalığına daha doğrusu. Hı hı. Uyarı gelirse de şey olacak. Erkek testisi olacak ve testosteron salacak. Bu sırada çocuğun beyni dişil bekliyor. Yani o testisten salınacak hormonlar ve onların bazı işte enzimler var. Onların çevirimiyle yeterli bir düzeyde uyarılırsa beyin erkek mührü vuruluyor. Nereye vuruluyor? Belli biyolojik yapılar var. İşte medya erkeksi beyni yapan belli alanlar var. Onu yeterince güçlü şekilde kodlayamadığı zaman zaten doğalından dişil olarak bekleyen beyin, anlatabildim, dişil bekliyor çünkü yeterince erkeksi kodlanamadığı için, daha sonra da belli şartlarda vücut erkek haline döndürülürse, dış cinsel organlar, o zaman erkek bir bedende dişil bir beyin oluyor. Yani erkek beden ama beyni dişil, erotik yönelimle erkeğe oluyor.
Erkek erkeğe oluyor. Hem cinsine olabiliyor. Kültürel faktörler etkileyebilir mi? Yani kültürel faktörler, öğrenilmişlik tabii bir merak uyandırabilir. Ama genelde görünen şey, bilmiyorum hocam da karşılaşılır, bu tür çatışma yaşayan, eşcinsellik duyguları hisseden insanlar önce psikiyatristlere gidiyor. Yani ben böyle bir şey hissediyorum, bu tuhaf bir şey diye. Yani öğrenilmişlikle ya da işte tercihle çok üzerine devam edilecek bir cinsel yönelim şekli gibi değil. Daha çok zorunlu bir yönelim olarak gözüküyor. Kültürel ya da toplumsal değişim olsa, o zaman buna bir 1973'te şeyden çıkarıldı, DSM'den, yani ama hastalık kategorisinden çıkarıldı. Onun şey, hikayesi ayrı hocam, onu söyleyeyim. Hikayesi tabii, onu siz söyleyin hocam ama şöyle bir şey de, yani bu psikoterapiyle ya da herhangi bir ilaçla eşcinsel yönelimi olan birisinin yönelimini değiştirildi, geçişe görünmedi. Kişi kendi isteyse bunu, bunun tedavisi var hocam. Şöyle, İsterse kişi ya ben böyle istiyorum ama böyle olmak istemiyorum diyor. Bu biz onların bak ailesi de araştırdığımız zaman çocuk yetiştirilirken daha küçük yaştayken anne böyle çok koruyucu anne, çok şefkatli bir anne. Baba da şey yani feminen. Pısırık. Feminen de pısırık, soğuk. Naif. Naif, soğuk, feminen. Böyle böyle bir baba, anne babanın çocuklarında bir de eğer anne de şeyse, erkek karşıtıysa, babayı kötülüyorsa çocuk özdeşim kurarken, cinsel kimlik geliştirirken, özdeşim ergenlik döneminde kimlik, yani etnik kimlik, sosyal kimlik, cinsel kimlik ergenlikte son şeklini alıyor. O dönemde eğer baba rolü çok katı bir rolse, çocuk baba değil de cinsellik olarak da anneyi rol model seçiyor. Ve bir vakalarda, hemen hemen transseksüel vakalarda hep gördüğümüz bu. Bu transseksüelle ilgili. Ha, olabilir ama eşcinsel... Eşcinselle ilgili de şöyle, eşcinselle ilgili genetik kodla ilgili bir bilgi bilmiyorum yani. Sabit bir gen yok, yok zaten. Yok. Yani ya da herhangi bir bununla ilgili biyolojik kanıt biliyorum ama şu var. Yani bir şeyde cinsellikle ilgili prostatta şey yapıyor. Uyarıldığı zaman erotizm duygusu yanır. Onun için burada bu şey konusu. Yani yetiştirilme sebep mi sonuç mu? Yani kanıt bulununcaya işte, kadar tartışma konusu bu hocam. Naif bir babanın çocuğunun naif bir eşcinsel olması erkek olarak da biraz genetikle alakalı. Ya da o da yeterince... Olabilir. O %100 erkek değil mesela. Yok artık hocam. Artık hocam. Neyse bu program, program bu yeter. Programın sonu kötü. Ben size söyleyeyim. Yok, bitiyor program, çok şükür. Kazasız belasız sonuna ya, geldik. Yayınlayamayacağız herhalde. Evet. Biz cinsiyetsizlik tartışmasını böyle bilimsel bir tartışma olarak biz gerçekten hani herkes açık açık fikrini söyledi. Açık açık da burada anlaştığımız konular oldu, anlaşmadığımız konular oldu. Bilgileri size sunuyoruz. Böylece programı bitiriyoruz. Teşekkür ederiz. Dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Bu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa.